Ekonomi ile ilgili pembe tablolar da çiziliyor ya da pembeye yakın tablolar da çiziliyor. Böyle mi ya da öyle mi bu soruyu yine ekonomi için de sormuş oğlum ve Tarım Bakanı Tarım bakanı yapmış olduğu bir açıklama Türkiye kendi kendine yeten ülkelerdendir. Türkiye kendi kendine %130, %140 seviyesinde yeten bir ülkedir. O zaman biz niye ithalat yapıyoruz? Ya da kendi çiftçimiz neden kazanamıyor da başka ülkelerin çiftçileri kazanıyor? Öyle mi? Çiftçimize bir sorumuz olsun. Bu arada İsmail Bey günaydın diyor ki Bugün torunlarım Aliye Şebnem ve Bulut Kartal Edirne'den dönüyor. Karne tatili onlar için bitti. İstanbul'dan selamlarını iletmiş. Biz de günaydın diyelim. Allah kavuştursun. Çok da özlemiş torunlarını İsmail Bey. Gelelim Sözcü Gazetesi. Hem bir ay toparlaması hem de bir hafta toparlaması yapacağız. En son gelişmeden başlayalım. Sonra biz Ocak ayı içinde neler yaşadık? Belki siz de hatırlatacaksınız. Elbette en fazla zamları, zam yağmurunu yaşadık ama başka neler kaldı Ocak ayından aklınızda onu da bizimle paylaşabilirsiniz. Adalet Bakanı Gül gittiği yerine Bekir Bozdağ getirildi. 4 yılda 7 bakan değişti. Abdülhamit Gül'ün gidişiyle 2018'de başlayan yeni hükümet sisteminde görevden afla veya görevden almayla değişen bakan sayısı 7'ye yükseldiği. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan 2020'de şu fotoğrafa şöyle yakından baktığımızda 2020'de gittiği yerine Adil Kara İsmailoğlu geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2021'de gittiği yerine Mahmut Özer geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün gitti ve yerine Bekir Bozdağ geldi. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021'de gitti yerine Derya Yanık geldi. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan 2021'de gitti yerine Mehmet Muş geldi. Maliye Bakanı Berat Albayrak 2020'de gitti yerine Lütfi Elvan geldi. O gitti yerine Nurettin Nebati geldi ve 4 yılda 7 bakan değişti. Onu hatırlatıyor Sözcü gazetesi. Buradaki tartışmaya bakacağız. Abdülhamit Gül acaba neden gitti? Eski Adalet Bakanı şimdi yeniden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ üçüncü kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturuyor. Peki bundan sonra acaba yargı sistemi nasıl devam edecek? Dün vermiş olduğum mesajlar nelerdi? Bunların hepsini konuşalım. Sözcü gazetesi bunu geçtikten sonra Sözcü Gazetesi'nde seçtiğimiz başka detaylar da var. Aslında tamam hadi bunu da okuyalım ondan sonra diğer başlığa geçelim. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saygı Öztürk'e konuştu. Polisin imkanlarını kullanacak kadar gözleri dönmüş. İmamoğlu katıldığı yemekle ilgili mobese görüntülerinin servis edilmesi ve CHP'li başkanların dinlendiği iddiası için şunları söyledi ki bu iddiayı aynı zamanda CHP li lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dillendirdi. Ve verileri korunma gününde Adalet Bakanı'ydı o zaman o koltuktaydı Abdülhamit Gül sadece Ekrem İmamoğlu için söylemedi. Kendisi için de söyledi, diğer siyasiler için de. ve bu ülkenin yurttaşları için söyledi. Verilerin ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu ve nasıl koruması gerektiğiyle ilgili o mesajları verdi. Zaten akşamda görevden alındı. Bununla bağlantılı diye söylemiyorum ama en son vermiş olduğu mesaj buydu. Yaptığı açıklamada buydu. Mobese kayıtlarının ortaya çıkarılması mühim bir mesele. Bu olay Adalet Bakanı'nın kellesini aldı. Kılıçdaroğlu bu konuyu dinleme konusunu gündeme getirdiğinde iddia diye yorumlandı ama görünüyor ki öyle bir gerçek. Öyle ve bir gerçek. Polisin bütün imkanlarını kullanacak kadar gözleri dönmüş. Hani böyle kar konusunda kim sınıfta kaldı, kimin karnesi iyi vesaire bu tartışmaları bir kenara koyacak olursak asıl orada önümüze çıkan çok önemli bir gündem maddesi var. Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun işte o gün orada İngiltere'nin büyük elçisiyle buluşması, buluştuğu restoran ve o restoranın önü bir kamera kaydı, mobese olduğu işte konuşuluyor, dillendiriliyor. Bu görüntü nasıl sosyal medyaya sunulabiliyor? Ekrem İmamoğlu itiraz etti. CHP'li Kılıçdaroğlu yüksek perdeden itiraz etti ve yine... Adalet Bakanlığı koltuğundayken Abdülhamit Gül gitmeden hemen önce böyle şey olmaz diyerek de gitti. Bu konuya geri geleceğiz hatta Deniz abiyle de konuşacağız. Acaba Ankara'da başka hangi kulisler var? Yeni böyle kabine revizyonu ya da AK Parti içinde bir huzursuzluk var mı? Bekir Bozdan gelişiyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli MHP kanadı acaba ne düşünüyor? Bunları da değerlendireceğiz. Korkusuz gazetesini hemen bir getirelim ekranlarınıza. Adalette 3. Bozdağ dönemi, TÜİK'te damat dönemi, daha önce iki kez Adalet Bakanlığı yapan Bekir Bozdağ. 3. kez bu görevi atandığı Türkiye'de AKP'li belediye başkanının damadı getirildi. Şimdi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle koltuğunu Bekir Bozdağ bıraktı. Gül, af talebini kabul ettiği için 3. kez Adalet Bakanı olan Bozdağ da takdir tensipleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu. TÜİK Başkanı Erdal Dinçer görevden alındı yerine AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in damadı Erhan Çetinkaya getirildi. Kurumda bir yıldan az bir sürede başkanlık koltuğuna dört farklı isim oturmuş oldu. Korkusuz gazetesinin manşeti bu. Bir diğer manşeti ekonomiye dair. Döndüğümüzde şöyle hızlı bir gazete turu yapalım mı İrfan? Buraya gelmeden önce bol bol konuşacağımız konudur zaten ekonomi. Bir hızlı şekilde gazete turu yapalım. Detaylarını da hiç büyütmeden gösterelim. Sabah gazetesi Selin yaraları bir buçuk yılda sarıldı dedi. Yeni Çağ gazetesi, Yeni Çağ gazetesinde efsane geri döndü. Bozdağ bakan oldu. Karar gazetesi Başkanlığa bakan dayanmıyor manşetiyle okurların karşısına çıktı ve Milli Gazete Milli Gazete'de Bakanlar Kurulu'nda istifalarla değişim denildi. Yine hani Sözcü gazetesinin yapmış olduğu gibi Milli Gazete'de kimler gitti kimler geldi dedi. Şimdi koronavirüs gündemine geri dönecek olursak ve başlığımızda bir kez daha hatırlatalım. Öyle mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne demişti? Virüs eski gücünde değil salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı biz de bir yandan öyle mi diyelim Türkiye'nin tablosuna baktığımızda 440 bin 17 test yapıldı. Vaka sayısı rekor seviyede ve 100 bin sınırında 94.783 vaka tespit edildi. Vefat edenlerin sayısı 174 ve diyor ki Sağlık Bakanı hani grip gibi hani griple ilgili de verileri yayınlasak zaten buna benzer bir tablo karşımıza çıkacak. Virüs eski gücünde değil salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. eğer salgını kontrolsüz bir biçimde, başıboş bir biçimde bırakırsanız bu olgu sayılarının artması sonuçta can kayıplarına yansıyacak. Vaka sayısı rekor tazelediğine son 24 saatteki vaka sayısı 95 bine dayandı. Bu bugüne kadar kaydedilen en yüksek sayı 174 kişi de hayatını kaybetti. Ama Sağlık Bakanı ısrarla endişe etmeyin diyor. Giresun'da yaptığı konuşmada grip nedeniyle ölenlerin sayılarında koronaya denk olduğunu söyledi. Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini sağlık bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Uzmanlara göre bakanın endişe etmeyin yaklaşımını anlamak zor. Vaka sayılarının son bir haftadaki yükselişine bakarak endişelenmemekti. Uzmanlara göre bu açıklamalar toplumda rehavete neden olabilir. Oysa önlemlerin en az eskisi kadar sıkı olması gerektiği günlerdeyiz. Sağlık Bakanı'nın açıklamasını toplumdaki o rehaveti artırıcı yönde olduğunu söyleyebilirim. Dünkü tweetinde de Sayın Bakan bunu dile getiriyor. Hani virüs gücünü yitirdi. işte korkmayın, telaşa gerek yok gibi. Ee, ama öyle değil. Hasta sayısı artmaya devam ettiği sürece, sayı arttıkça o zaman tekrar can kayıpları da artmaya başlayacak. İşte şu anda öyle bir durumla karşı karşıyayız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Bülent Ertuğrul'a göre salgında gelinen nokta endişe verici. Hızla yayılan omikron varyantıyla vaka sayıları katlanıyor. Vaka sayısı arttıkça da can kayıplarının önüne geçilemiyor. Omikron tsunami'si devam ederken bakanlık tarafından tedbirlerin gevşetilmesi de salgının alevini iyice körükledi. Çünkü şu anda taramalar bırakıldı, PCR zorunlulukları kaldırıldı. Temaslılarda bir kontrol kaldırıldı. Tüm bunları değerlendirdiğimizde şu anda olgu sayısının bunun çok daha üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Virüs gerçekten eski gücünü kaybetti mi? Özellikle risk grupları için geçerli değil. Yani 65 yaşın üzerindekiler veya altta yatan hastalığı bulunanlar, bağışıklık yetmezliği bulunanlar için geçerli değil. Yani o mikron varyantı kronik hastalar 65 yaş üstü ve aşısızlar için hayatı tehdit etmeye, endişe yaratmaya devam ediyor. Profesör Ertuğrul'a göre bakanlığın toplumu rehavete sürükleyen mesajlar vermesi yerine salgın yönetimini tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Aşıyla önlenebilir bir hastalığı biz toplum e, infekte olsun, Hastalığı geçirsin, öyle bağışık olalım mantığına doğru götürmüş durumdayız. Salgının mücadelesi sadece o romantik iletilerle olmaz. Bunun için aktif bir biçimde sahada bir takım değişimleri de gerçekleştirmelisiniz.